Biliyorsunuz maçtan önce yayıncı kuruluşundan bir mesajım vardı. Biz bu maça çıkmadan önce görevimizi bırakmıştık. Sayın Başkan Erol Bildirim bizimle istişaresi ve takımı böyle bir durumda yalnız bırakıp gitmeme adına skor ne olursa olsun yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular bu maça çıkacağımızı, maçtan sonra da durum değerlendirmesi yapacağımızı, skora bağımsız bu çok önemli. Kaybedip kazanma değil. Aslında bu tabii Konya maçında başladı. Maç 1-1 iken özellikle tarafıma istifa, daha sonra da oyunculara aynı şekilde hakaretler. Aslında Uğur abi senin dediğin gibi Türkiye'de başarı cezasız kalmıyor. Çok net ya. Bir de bunun içinde başka entrikalar olunca bunları burada açıklasam çok farklı gündemlere gidecek. Bir tarafta yönetimin başarısız olmasını isteyenler, bir tarafta bu teknik direktörü yıpratırsak, takımı yıpratırsak, sonra iş yönetime gelir deyip tribünlerin içerisine girip tribünü yönetenler, birçok şey var. Onun için bu parametrelere girmek bazen bize de zarar veriyor ama maalesef Türkiye'nin gerçeği bu. İlk 45 dakikaya baktığında oyuna iyi başladık ama kalemizde de özellikle 45'ten sonra iki tane peş peşe gol yedik. 3-0 içeri giden bir takımsınız. Birçok eksiğimiz var. Oyuncuları motive etmekte zorlanıyorsunuz. Artık 3-0'dan sonra bu işin taktik yanı kalmadı. En azından ilk 15 dakika 3-1 yakalayıp hani Liverpool, Salzburg maçı 3-0 bir anda 3-3 oldu. 4-3 kaybetti Salzburg. İkinci yarı Salzburg müthiş bir geri dönüş yaptı. Acaba böyle bir şey yapar mıyız dedik ama birçok eksikten geldik. Ki 17 yaşında başladı. Nurettin'i oynattım. Sonra da Emre'yi, çok yaşa sağlık bir yaşa. Emre'yi oyuna soktum. Bu arada Göztepe'nin taraftarını tebrik etmek lazım. Müthiş bir itici güç. Onlar da 3-0'dan sonra çok rahat bir oyun sergilediler. Dolayısıyla fazla uzatmaya gerek yok. Burada bir teknik adam olarak işte demin de soru geldi. İstifa mı istifa? Ya böyle şeyler başkan yönetim kurulu var. Zaten biz konuştuk buraya gelirken de mutlaka aramızda olan bir diyalog var. Bundan sonra da buluşup tekrar takımın menfaati yönünde sadece benim değil bazı kesimlerin de bunun içerisinde ne dersen de çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü Kayseri önemli bir takım, önemli bir şehir. Maalesef o gruplaşmaların bir an önce ortadan kalkması lazım. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler.